Merhaba, ikinci bölüme hoş geldiniz. İnör görmek iyi geliyor diyoruz. İlknur ben. Şimdi nerede kalmıştık? Motifi yapmayı gösterdim, papatyasını gösterdim. Bu bölümde de etrafını dövmeyi ve birleştirmeleri göstermek istiyorum. Belki çantanın yan taraflarını da beraber yaparız, kulpunu filan. Motifle başlamışken bir tane komple çantayla bitiririz bu seriyi. Bakalım. Çünkü ben şu an elimde örülmüş bir çanta yok benim. Birlikte örüyoruz. Ördükçe de çekmeye çalışacağım. Şimdi şöyle bırakmıştım motifleri biliyorsunuz. Ben şu açık renk ipimle gideceğim ama dediğim gibi muhtemelen benim bu ipim yetmeyecek. Yanları ve sapı başka bir tonla devam etmek zorunda kalacağım. Öyle görünüyor. Şimdi düğümledim ipi. Buraya aldım. Bakın. Şimdi olduğu yere dibine batacağım ve ilk sık iğneyi burada yapacağım. Aslında burada yaptığım hiçbir şey yok. Daha hiç eklemeye başlamadan önce bir motifin etrafını komple dönmemiz gerekiyor. Daha sonra devamında ki motiflerde şöyle bakın, örerken ekleye ekleye gitmek gerekiyor. Şimdi ben bu ilkini göstereyim size. Sadece sık iğne yapacağım etrafına, o kadar. Başka yaptığım bir şey yok. Bakın, hepsinin tepesine tek tek sık iğne. Yaptığım bu. Herhangi bir yerden başladım buradan. Böyle sık iğneyle gidiyorum. Şekilde. Köşeye geldiğimde de 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3. Yine burada hepsinin tepesine batarak bu şekilde bu sırayı dönüyoruz. Bakın, tepelere sık iğne yapıyorum. Tek yaptığım bu. Bitmiş halde şurada bakın komple sık iğne ile dönüyorum. Sonuncuyu da yaptıktan sonra şunun tepesiyle CC yapıp içeri alıyorum. Şimdi ben bunu böyle başladım göstermek için şuraya geldiğimde şuna eklemeyi göstereyim size. Bakın geliyorum bu şekilde. Dümdüz devam ediyorum. Şimdi ben bunu size ilk motif için gösteriyorum. İlk motifi böyle dümdüz dönüyoruz. Bakın bu şekilde. Dümdüz dönerek bitiriyoruz. Ama bu ilk motifim değil benim şu an. Bakın ilk motifim burada bitmişti. Bunu buna ekleyeceğim. Şimdi ne yapıyorum? Şu şekilde tamamladığınızda bunun gibi olacak. Şimdi ben bu benim ikinci motifim. Bunu nasıl ekleyeceğimi göstereyim hemen size. Şimdi buraya alalım. Bu ilmeği bırakmama gerek yok burada. Çünkü ilk motif değil bu. Şöyle arkaya düğümleyelim. Sağlam bir şekilde. Şimdi bu ikinci motif. İkinci motifi ekleyeceğim. Ne yapıyorum? Yine düğümümü yapıyorum. Kenardan başlıyorum. Bakın şuradan. Sık iğnemi yapıyorum. Çok pamuklu ip. Elim terlediği için pamuk kısmı ayrılıyor. Şöyle aldım. Bakın. Burası değil de şu zaten bakın bittiği yer. Şununki
buradan değil, şuradan. Yani şu dipten değil de şuradan alıyorum. Geçirdim. Birleştirmiyorum. Tekrar alıyorum. Şöyle çekiyorum. İpimi alıyorum. Buradan batıyorum. Buradan çekiyorum. Bunun karşılıklı sayılarının uyduğundan emin olun lütfen. Çünkü birisi uzun, birisi kısa kalmasın sonra. Bakın. Alıyorum. Çekiyorum. Battım. Aldım yine. Çektim. Battım. Tabii bu ekleme kısmı biraz yorucu olabilir. Çünkü ipte kalın ya. Bakın katlarına ayrılıyor. O yüzden şu baş kısmı önemli tığın ki ip şey yapmasın. Şuradan alalım bir saniye. Çünkü bir ucu kaçarsa bunun komple kaçırmış oluruz. Şöyle alalım. Aldım. Çektim. Aldım. Çektim. Aldım. Çektim. Aldım. Oh, bak çekemedim, gördünüz mü? Bu şekilde sona kadar gidiyoruz. Ama dediğim gibi karşılıklı sıraların, bakın şurada tam şuraya batmam gerekirken biraz havadan almışım. Neyse onu düzeltirim sonra ben. Şu karşılıklı ilmeklerin denk geldiğinden emin olun. Şimdi ben de şuraya kadar geleyim, orada buluşalım. Bakın ördüm. Buraya kadar geldim. Şimdi burada bitti. Bunun karşılıklı olarak hiç atlamadan yapmanız lazım ki bütün sıralar böyle denk gelsin. Yoksa bir fazla bir eksiğiniz kalır, büzüşmeler olur. Şimdi geldim. Bakın sonuncuyu da alıyorum buradan. Şimdi onu da çekeceğim. İnşallah çekebilirsem ki kaçırdım gördüğünüz gibi. Kameraya doğru tutmaya çalışıyorum ya. Tığı şey yapamıyorum öyle olunca. Olması gerektiği gibi tutamıyorum. İp zaten dediğim gibi katlarına ayrılıyor. Şöyle tutalım. Aldım. Şimdi buraya içine battım. Buradan içindekinden ilkinden aldım. Bakın şurada ilkinin tepesinden aldım. Of kaçırdım yine. Şöyle dirseklerimi yere koyarsam belki daha kolay olacak. Bu aslında bu kadar zor bir şey değil de benim tığımın ince olmasından kaynaklanıyor. Kafası ipi çekmiyor. Aldım. Tekrar yaptım. İkinciyi, üçüncüyü de yapıp yani bir tanesini ekledim. Burada dümdüz devam ediyorum artık etrafını dönene kadar. Bakın bu şekilde etrafını döneceğim. Buraya gelince içine 3 tane batacağım. Tamamını döneceğim. Buraya geleceğim. Buraya geldiğimde de 2 tane yapacağım. Üçüncüyü
şuraya bağlayacağım. Birleştirme de bu şekilde. Tabii diğerlerini nasıl birleştireceksiniz? Mesela ben şimdi burada aynı bu yaptığımı bakın burada da yapıyorum. Geldim, buraya geldiğimde yine bunu birleştireceğim. Ve bu kenar bitmiş olacak, bu kenar. Buraya geldiğimde şöyle bir dakika. Şöyle çekelim. Şimdi buraya geldiğimde bunu bir kenardan ekleyeceğim. Buraya geldiğimde buradan başlayacağım. Bunu ekleyeceğim. Böyle geleceğim. Bu tarafa dönerken bunu ekleyeceğim. Geleceğim. Döneceğim. Bakın. Buraya gelirken boş geçeceğim. Bunu eklemeyeceğim. Boş geçeceğim. Buraya geldiğimde bunu ekleyip bu motifi bitireceğim. Yani şu ikisine eklemiş olacağım. Buradan başlayıp pembeye, buradan başlayıp maviye ya da buradan başlayıp böyle. Ama en güzeli şöyle olur. Başladınız, eklediniz, döndünüz, bu bitti. Bunu buradan başlayın, ekleyerek gelin. Buna baş ekleyin, böyle dönün, bitirin. Bu da aynı şekilde ekleyin, buradan gelin. Buna ekleyin, bitirin. Bunlar da aynı şekilde. Yani bu şekilde bitirmiş olacaksınız. Ben arka tarafı dediğim gibi göbeğini kahverengili yapıyorum. Diğer tarafın. Orayı da bitireyim. Yanları da muhtemelen motif yapmayı düşünmüyorum. Şöyle düşünüyorum. Yanları şu şekilde olacak ya, tabanı ve yanı. Şuradan sık iğne ile başlarım. Üçlü trabzan yaparak inerim bir kenarı. Tamamını dönerim. Sonra bir fermuar için boşluk bırakırım. İki sıra ördükten sonra orta yerde fermuar için boşluk bırakırım ya da düğme ne dikeceğim ama fermuar yaparım büyük olasılık. Sonra dördüncü sıra, dört sıra yeter diye tahmin ediyorum dörtlü trabzan. Dördüncüde de bu tarafı ekleyerek, yani çantanın diğer tarafını ekleyerek tamamlarım diye düşünüyorum. Ama sizin için çekeceğim, onu da çekeceğim. Şimdi burada bunu keseyim. Anlaşıldı sanırım eklemeler. Tekrarlamama da gerek yok. Bunu dediğim gibi geliyoruz, ekliyoruz, bitiyoruz. Başladık, geldik, ekledik, döndük, bitirdik. Buna buradan başladık, buna ekledik, buna ekledik, döndük, bitirdik. Başladık, buna ekledik, buna ekledik, döndük, bitirdik. Burası sırada aynı bunun gibi. Ve böylelikle bir yüzü tamamlamış oluyoruz. Bakalım ben de yüzleri iki tarafı tamamlayayım. Onları kenardan ve alttan ve üstten nasıl birleştireceğim? Onu da birlikte yapalım. Motifleri yaptık. Birleştirmeleri de göstermiştim. Ben ön kısmını tamamladım. Bakın. Şimdi arkayı tamamlamak istiyorum ama inanın vakit bulamıyorum. O yüzden arka şu kadarlık kısmını yaptım. Diğer motifler eklenecek. Şimdi ben papatyaları tutturmadım. Yani böyle boşta durmaları hoşuma gidiyor benim. Onu düşünerek yapmıştım ama siz yapışık olsun isterseniz, yani şu şekilde yapışık olsun isterseniz arkalardan bazı yerlerden şöyle 4 tanesini tuttursanız yeter. Böyle oturmuş olarak isterseniz. Ama ben böyle hani çiçek görüntüsünde kabarık kabarık durmasını istediğim için böyle yaptım, böyle bıraktım. Bu arkadaki ipleri de toplayacağım ben. İçine astar yapmayı planlıyorum ama henüz şu an kumaşım yok. Uygun bir kumaş bulursam elimle dikmek zorundayım. Makinem yok çünkü. Elimle dikip içine bir astar yerleştireceğim. O yüzden hani çantamı en son tamamen bitmiş haliyle size gösterme şansım yok şu an. Zaten dediğim gibi ben size sadece motif yapmayı, modelimi göstermeyi amaçlamıştım ama hazır başlamışken çantada nasıl bir yolculuk yaptığımı da paylaşmak istedim sizinle. Ya da niçin ördüğümü göstermek istedim.
Şimdi dediğim gibi ipleri toplayacağım. Astar yapmazsak sorun olmayabilir ama ben yine de arkanın böyle kalmasını istemem. Bunların hepsini düğümledim, içeriye alacağım şu şekilde. Toparlayacağım iplerini. Bakın bir de ayrıca şöyle bir şekil oluştu. Yani sadece motif değil, bakın böyle de bir desenimiz oluştu. Bu sanırım hazırladığım motif battaniye için çok güzel olacak. Çünkü şu detay gerçekten benim çok hoşuma gitti. Şöyle koydum. Şimdi ne yapmayı düşünüyorum? Ben fermuar takmayı düşünmüştüm öncelikli olarak ama geçenlerde bir kalem kutusu için çok fermuar aradım, bulamadım. Böyle elbiseler için olan ince, çok zayıf fermuarlar var. Halbuki çantalar için, bu tür şeyler için spor cu fermuar dedi o gün bayan, bilmiyorum. Yani kalın ve montlarda kullanılan fermuarlardan gerekiyormuş. Onu da açıkçası bulunduğum yerde bulamadım. O yüzden o fikri bir kenara bıraktım. Sonra aklıma şunlar geldi. Çok önceden almıştım ben. Evde duruyordu. Bakın şöyle bir şey. Mıknatıslı. Görüyor musunuz? Bir tane yapboz tren örmüştüm. Sayfamda var, Instagram sayfamda. Örgü örmek iyi geliyor. Kanalımla aynı isim. Bakmak isterseniz şeyin ilk videonun açıklama kısmına da bırakıyorum Instagram sayfalarımı. İlk etapta o trenin vagonlarını tutturmak için almıştım ben bunu, düşünmüştüm. Ama sonra bebekler ağızlarına sokabilirler vesaire, metal olmasın diye vazgeçmiştim. Kumaşla örmüştüm. Düğmeyle tutturmuştum. Böyle elimde bekliyordu bunlar. Çantada bunu kullanacağım. Bakın. Hemen yapışıyor. Şuralarından dikeceğim. İsterseniz siz düğme de kullanabilirsiniz. Ayrılmıyor mıknatıslı. Bunu kullanmayı düşünüyorum. Şöyle bırakayım kenara. Peki ne yapacağım şimdi? Yan tarafları için ne yapacağım? Çok da kuvvetli ayrılmıyor inanın. Yan tarafları için şöyle şuradan başlayıp döne döne üçlü trabzan yapacağım ama tabii ki burada genişlik vermeyeceğim. İçe kıvrılsın istiyorum. Yani tepsi gibi bir görüntü olsun istiyorum. Şimdi buradan nasıl başladığımı göstereyim. Buraya geldiğimde de nasıl döndüğümü göstereyim size. Şöyle bir şey var. Fermuar dikmek isterseniz ağız kısmına da en az buraya mesela 4 sıra üçlü trabzan yaptıysanız 2 bu tarafa, 2 de bu tarafa yapıp ortasını boş bırakırsınız, birleştirmezsiniz, fermuarı oraya dikersiniz. Öyle yapabilirsiniz. Ama ben şimdi fermuardan vazgeçtim. Çıt çıt yapacağım. O nedenle şöyle üç tarafını döneceğim. Şu şekilde. 3-4 sıra bakacağım genişliğine. Mesela şöyle burada örülmüş üçlü trabzanımız var. Sanırım 3 sıra yetecek gibi, bakın. Ya da çok dar bulursam 4 sıra öreceğim. 4 sıra da bu kadar. Açıkçası ipimin de yetip yetmeme durumuna göre değişecek. Şöyle etrafını döneceğim. Son sırada da diğer parçayla birleştireceğim. Ama bir bakalım ben ne yapıyorum, onu birlikte yapalım. Şimdi aldım şöyle. Bu arada tığımı değiştirdim. Daha azı geniş bir tığa geçtim. Bakın tam köşeden 3 tane ya zaten. 1, 1, 2, 3 tane var. Tam buradan alıyorum. Şunu da altından yürütelim. Yine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve sadece şu iç ilmeklerden alacağım. İç ilmeklerden, çünkü içe kıvrılsın istiyorum. Üçlü trabzan yapacağım. 1. Hatta en baştakini de içten başlayalım. Daha hoş dursun. Onu da buradan içten alalım. Ki tam kıvrılsın. 1, 2, 3. Şöyle.
Bir, iki, üç. Hepsini sırayla yapacağım. Yani çekimler çok vakit alıyor. Aslında bir karış bebeğim var biliyorsunuz. Onu çıkardım, onun iplerini ayarladım. Çekim yapayım diye ama mümkün değil. Şu an her yerimden ter boşalıyor. Ki daha yani Temmuz gelmedi. Çok sıcak. Bu sıcaklarda yapabilmem pek mümkün görünmüyor. Bilmiyorum akşam serinliklerinde deneyebilirsem. Kenarda çıkardım, duruyor öyle. Herhalde zor görünüyor birkaç ay en azından. Bakalım. Çekebilirsem bana da size de sürpriz olacak. Şöyle ilerleyeceğim. Şuraya kadar geleyim. Orada ne yapıyorum? Birlikte bakalım. Ben de sona yaklaştım. Bir tane kaldı. Onu da birlikte yapalım. Yaptım. Şimdi şu baştakileri biliyorsunuz birbirine tutturmuştuk. Şu köşelerde üçer tane sık iğne var ya. Baştakileri birbirine tutturduğumuz için ikişer tane boşta var. Şimdi ilkine üçlü trabzan yapacağım. İkinciye dörtlü trabzan yapacağım. O aşağıda olduğu için yukarıya uzunluğu aynı olsun diye boşta da bir şey kalsın istemiyorum. Topladım. İkinci topladım. Üçüncü topladım. Dördüncü topladım. Bunun da ilkini aynı şekilde. Nerede? Şurada. Dörtlü trabzan. Bir. İki. Üç. Üç. Dört. İkincisine üçlü trabzan. Ve bu şekilde üçlü trabzan olarak devam edeceğim. Yani şöyle kenarını dönmüş olduk. Ve bu şekilde ilerliyorum. Bakın. Şuraya kadar geleyim ben de. Orada ne yapıyoruz? Birlikte bakalım. Bakın. Buraya kadar geldim ben de. Burada 23 tane var şuraya kadar. Burada da 23 trabzan var şuraya kadar. Şu an 21 tane var. Buradan buraya kadar. Şimdi köşeye döneceğim. Ne yapıyorum? Şu ilkine dörtlü trabzan yapıyorum. İkinciye üçlü trabzan yapıyorum. Üçüncüye de dörtlü trabzan yapıyorum. Bakın köşeyi içeriye doğru döndürmüş oluyoruz. Bir. Takıldı. Bir. İki. Üç. Dört. Ve üçlü trabzanla devam ediyoruz. Diğer köşeye geldiğimizde de aynı şeyi yapacağız. Bakın. Burayı dediğim gibi kare tepsi gibi bunun kenarlarını bu şekilde dönmüş oldum. Şu şekilde dönmüş olduk. Şu iplerin kusuruna bakmayın. Dediğim gibi toplayacağım hepsini. Bakın böyle geldik. Burayı döndük. Köşeyi döndük. Köşeyi döndük. Çok güzel. İnşallah hepimiz bir gün köşeyi döneriz. Şöyle döndük. Şimdi ben bunu tahminimce 4 sıra öreceğim. Umarım ipim de yeter diye düşünüyorum. 4 sırada şu kadar olacaktır yani çantanın kenarı. Son sırada 4. sırada alacağım. Örerken bunu ekleyeceğim. Böyle ekleyerek gideceğim. Şu şekilde.
Ha, şunu da yapabilirsiniz. Eklemek zor olabilir. Burada yaptığım gibi ekleyeceğim. Ya yani şu aralarda yaptım ya, onun gibi ekleyeceğim. Ama eklemek zor olabilir. İsterseniz dikebilirsiniz de. Şuradan, şu iç kısımlardan alırsınız aynısını. Buraya iple dike dike geçersiniz. Bu da bir fikir. Mesela ağız yapmak isterseniz, fermuarla yapmak isterseniz de, şimdi 4 sıra ördünüz ya buraya. Buraya da 2 sıra örersiniz. Buraya 2 sıra örersiniz ve ortayı fermuar boyu kadar boş bırakırsınız. Yanları dikersiniz ya da yanları eklersiniz. Oraya da fermuarınızı dikersiniz. Ya da benim şöyle düşündüğüm gibi çıt çıt düşünürsünüz. Yani elinize hangisi varsa, hangi imkan varsa ona göre yaparsınız. Ha, açık bırakanlar da var. Ben bazen denk geliyorum sayfalarda. Mesela şu kısmı açık çantanın. Ben ama açık bırakmayı düşünmüyorum ben. Şimdi bunu gösterdim. Başka ne kaldı? Kulp içinde yapacağım. Onu da gösterip bu çanta fikrimi burada sonuçlandıracağım. Bitmiş halinde sayfamda görebilirsiniz. Şimdi kulpa geçelim. Kulp için şurada 19'ar tane trabzanımız var ya, üstünde de tabii ki ona göre sık iğne var. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzan buradan bıraktım. 6 trabzan da burada kalacak şekilde. Yani ortadaki 7 trabzanın üzerine ben de 7 tane trabzan yapacağım. Şimdi yerim kaybolmasın diye çıkarmak istemiyorum tığı. Düğümledim. Şöyle aldım. Şu ipi de yürütelim içinden. İlkini zincir yapıyorum. 2, 3. İkinciye üçlü trabzan. 2. 3. Altı, yedi. Bu kalınlık yeter diye düşünüyorum. Daha kalın olsun isterseniz ne yaparsınız? 9 tane yaparsınız. 5 5 bırakırsınız başlardan, 9 yaparsınız. Ama bana 7 tane yeter gibi geldi. Çünkü ipim de benim kısıtlı olduğu için şimdi riske girmek istemiyorum. O yüzden 7 tane böyle bırakacağım. Şimdi ne yapıyorum? 1 1 2 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olacak yine şuradan. Bakın bu ilk deliğin yerine geçecek. İkinciye batıyorum. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu ve buradaki zincirin tepesine batıyorum. Biraz sıkı yapmışım, zor olacak ama. Battım. 7 oldu. Şimdi tekrar dönüyorum. 1 2 3 yine aynı şekilde. Bu bununkiydi. Burası. Buraya batıyorum. 2 3 4 5
Göbekten çıkardım ya ipi. Ondan düğüm oluyor. Altı ve tepesine. Yedi. Bakın bu şekilde dümdüz bir şerit örerek, isterseniz yanlarında böyle şeyle dolanabilirsiniz bunun. Daha ince bir iple. Zincir çek bat, zincir çek bat. Şunu kenarına yaptım ya ben. Onun gibi de dolanıp daha hoş, değişik bir görüntü de verebilirsiniz. Şimdi bunu omuzumun, benim omuzlarım dar. Boyum da çok uzun değil. O yüzden çok uzun yapmayacağım. Yani deneyerek yapacağım. Şöyle ne kadar, şuraya kadar gelse yeter bana. Şöyle geleceğim, döndüreceğim ve yine bunun üçüncü motifin ortasına 7 tane sık iğneye, şu 7 tane trabzanın üstüne gelecek, ortalayacak şekilde ekleyeceğim. Ya örerken ekleyeceğim ya da iple, şeyle, iğneyle dikeceğim. Diğer sapı da bununkinle aynı bu şekilde yapacağım. Ve bir iki ufak minik süsleme falan var aklımda. Ama tabii onlar şu an hayata geçirilmediği için şöyle yanlardan falan büzmeye yönelik ya da değişik bir şeyler var aklımda. Onlar da sürpriz olsun. Sayfama girdiğinizde görebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir bu motiflerimi. Umarım siz de pek çok şeyde örersiniz. Ama ben çantamda çok beğendim. Fakat battaniyede şahane olacağını düşünüyorum. Özellikle bebek battaniyesinde. Çünkü şu detayları ben planlamamıştım motifi tasarlarken, ama şahane oldu şu detaylar. Mesela araları koyu iple gidebilirsiniz. Ya da farklı farklı bir sürü alternatif üretebilirsiniz kendinize göre. Papatyaları farklı farklı renk yapabilirsiniz. Şunları aynı yapıp motifleri. Yani bunu kendiniz pek çok şekilde uyarlayabilirsiniz. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Yaptıklarınızı benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi Instagram sayfam Örgü Örmek İyi Geliyor. Birinci videonun açıklama kısmında mevcut. Hikayelerinizi eklerseniz beni, ben de hikayelerimi de paylaşırım. Ama gizli hesapsa, yani kapalıysa göremiyorum. Onları DM'den atmanız gerekecek. Onun dışında lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin. Ben aslında amigurumiciyim. Muhtemelen bundan sonra bir amigurumi tarifimle, tasarımımla geleceğim size. Bakalım ne? Ama şu sıcaklar biraz yavaşlasın. İnanın çok zor çekimi yapmak. Sanırım kışa gümbür gümbür geleceğim. Öyle görünüyor. Bir sonraki videomda, tarifimde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.